Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun öncelikle hepinize. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. O yüzden ben sözlerime bütün hekimlerimizin Tıp Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Ve Tıp Bayramı münasebetiyle hekimler başta olmak üzere sağlıkla ilgili yaşanan sorunları da kısaca birkaç cümleyle temas etmek istiyorum. Malumunuz son günlerde gündemin tartışılan konularından bir tanesi hekim sayısı, hekimlerin yurt dışına çıkmak isteyişi ve son bir yıl içerisinde binlerce hekimin iş bırakarak özel sektörü ya da yurt dışına gitmesi yoğun bir şekilde tartışıldı. En son Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Bize göre sağlık politikalarıyla ilgili çok ciddi üzerinde düşünmesi gereken ve acilen çözümü kavuşturulması gereken sorunlar var. Aslında bunların çözümü çok zor da değil. Sadece hekimlere yüklenmek suretiyle veya sorumluluğun onlara atmak suretiyle bu meseleyi çözmek mümkün değildir. Dışarıdan hekim getirmek söylemleri de bu meseleye çözüm değildir. Görebildiğimiz kadarıyla ve temas bulduğumuz hekimlerden alabildiğimiz kadarıyla hekimler her şeyden önce meslek onurunun, şerefinin korunmasını istiyorlar. Ve emeklerinin karşılığını istiyorlar. Arkadaşlar, hekimlik mesleği gerçekten hem çok değerli bir meslek hem de çok zor bir meslektir. İcra edilmesi, elde edilmesi zor olan bir meslektir. Tıp fakültesindeki öğrencilikten daha sonra doktorluk hayatında çekilen zorluklardan çok fazla detaya girerek bahsetmeye gerek yok. Memleketin en zeki çocukları en yüksek puanlarla tıp fakültelerine yerleşiyorlar. Diğer branşlara göre, diğer mesleklere göre daha uzun süren bir eğitim hayatı var hekimlerimizin ve çalışma şartları da gerçekten çok zor. Özellikle COVID-19 salgını döneminde başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının insanüstü bir çaba ile nasıl bir fedakarlıkta bulunduklarını hepiniz takdir edersiniz. Bütün kamuoyu da bunu takdir edecektir. Ve bu sene Tıp Bayramı maalesef bu tartışmaların gölgesinde devam etmektedir. Hastalar da bizimdir, hekimler de bizimdir. Sağlık politikaları gözden geçirilmeli, hekimlere düşen iş yükü azaltılmalı. Doğru gitmeyen bir şeyler var arkadaşlar. Bir yıl içerisinde nüfusun iki katı insan eğer acil servislere başvuruyorsa bir yerde bir yanlışlık var. Merkezi hekim randevu sisteminin tıkandığı, sağlıklı işlemediği, insanların oradan randevu alamadığı yine yaşadığımız gerçeklerden birisidir. İnsanlarımız adeta özel hastanelere mecbur bırakılıyor, yönlendiriliyor ve bu da onlara çok ciddi bir maddi külfet getiriyor. Mutlaka bu soruna bir an önce çözüm bulmalı. Kamu hastanelerinin yaşadığı bu sorunlar, hekim açığı, alet edevat açığı ve bu randevu sistemiyle ilgili mutlaka acilen bir çözüm bulunmak zorundadır. Evet, bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı, bütün hekimlerimizin Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum ve önümüzdeki dönemde sorunlarının minimuma indiği, özlük haklarının ve diğer taleplerinin karşılandığı, emeklerinin karşılığının verildiği bir gelecek diliyorum. Bütün toplumumuz için de daha sağlıklı, sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilen ve buna koruyucu hekimlik ile minimum düzeyde ihtiyaç duyan bir toplum görmeyi hepimize nasip eder inşallah Rabbim. Arkadaşlar, gündemdeki konulardan bir tanesi de yeni bir yargı paketi, biliyorsunuz hükümet ve ortağı MHP yani Cumhur İttifakı bileşenleri seçim barajı ile ilgili meclise bir kanun sevk ettiler. Seçim barajının %10'dan %7'ye indirilmesi öngörülmektedir.
Malumunuzdur, %10'luk seçim barajı 12 Eylül askeri cuntasının siyasi hayatımıza soktuğu ve kanunlara girdiği günden beri hemen her siyasi partinin özellikle muhalefetteyken şikayet ettiği bir konu malumunuz. %10'luk seçim barajı çok yüksek bir baraj ama %7 de yeterince yüksek bir baraj ve adaletsiz bir şey. Önceki dönemde yani parlamenter sistemde anayasadaki seçimlerle ilgili kanunlar düzenlenirken temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerinin göz önünde bulundurulacağı ilkesine dayanarak yönetimde istikrara temsilde adaleti feda etmişti bu düzenleme. Parlamenter sistemde bunun gerekçesi şöyle açıklanıyordu. Eğer baraj olmazsa çok parçalı hükümetler olur. Bu hükümetlerin de ömrü kısa olur ve bundan bütün memleket zarar görür. Öyleyse belli bir seçim barajı olmalı ki az sayıda parti, yeterince güçlü partiler meclise girebilsin ve güçlü hükümetler oluşturulsun. Ama şu anda 16 Nisan 2017 referandumundan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş olmasıyla artık parçalı hükümetler dönemi bitmiştir. Yani koalisyonlar dönemi bitmiştir. Şimdi artık seçim öncesi ittifaklar dönemi başlamıştır. Ve seçim öncesi ittifaklarda da ittifak içerisinde bulunan partilerden herhangi birisinin yüzde kaç oy aldığının herhangi bir önemi kalmamıştır. İttifakın barajı aşmış olması ittifak içerisinde yer alan partinin de ülke barajını aşmış olduğu manasına gelmektedir. Bu işin bir yönü. Bir diğer yönü, zaten yönetimde istikrar artık garanti altında olduğu için seçim barajının isterse %1 olsun, ister %3 olsun ya da %7 olsun fark etmez. Seçim barajının hukuki, siyasi, ahlaki herhangi bir gerekçesi kalmamıştır. Dolayısıyla bize göre seçim barajı sıfırlanmalıdır. Bu yargı paketi acil diye meclise sevk edildi ama aslında eğer acil ise memleketin, vatandaşın acilen çözüm bekleyen pek çok sorunu vardır. Yaklaşık 8 aydır memleketin her tarafını dolaşıyoruz. 7 coğrafi bölgede temaslarımız oldu. Vatandaş da yakından temas ve doğrudan doğruya onlardan sorunlarını dinleme imkanı var. Bu sorunlardan bir tanesi ve acil çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi genç yaşta evlenenlerin yaşadığı mağduriyetler. Bu evliliklerin bir kısmı belki evet kağıt üzerinde nüfus kağıdındaki yaş küçük olabilir ama eğer fizyolojik, biyolojik ve psikolojik olarak evliliğe hazır birisi evlilik yapmışsa, bu örf, adet geleneklerimize, yüzyıllardır uygulanan geleneklerimize ve ailelerin rızasına uygun bir şekilde gerçekleşmişse, bu kişilerin zorla herhangi bir çocuk yaştaki kişinin ırzına geçen ırz düşmanlarıyla bir tutulması ve çocuk istismarcısı olarak damgalanması gerçekten büyük bir hatadır. Aileler parçalanmış, çocuklar babasız büyümektedir. Bu sorun da bir şekilde ele alınıp makul bir çözüm bulunması gerekirken maalesef yine ertelenmiştir. Yine çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi sıkça vatandaşın dile getirdiği şikayetlerden bir tanesi süresiz nafaka zulmüdür. Adalet Bakanlığı'nda koltuk değişimi olunca yani Adalet Bakanlığı koltuğu el değiştirince yeni Adalet Bakanımız Sayın Bozdağ göreve geldikten hemen kısa bir süre sonra dile getirdiği hususlardan bir tanesi de süresiz nafaka ile ilgili bu yanlışlığın düzeltileceğine yönelikti. Fakat maalesef bu da bu paketin içerisinde yok, yer almıyor. 8 aydır memleketi dolaştırıyoruz dedik. Evet, memleketin hemen her tarafında vatandaşın birinci gündemi geçim sıkıntısıdır. Bunun muhtelif alt başlıkları vardır. Kim yerde işsizlik, kim yerde ücretlerin düşüklüğü, kim yerlerde vergi oranlarının yüksekliği veya bazen elektrik faturalarının, gaz faturalarının veya akaryakıta gelen zamların karşısında vatandaşın düştüğü çaresizlik durumu. Ama bunların hepsine
toptan kısaca şunu diyebiliriz ki vatandaş geçinme hususunda çok ciddi sorunlar yaşıyor ve bir an önce onu rahatlatacak adımların atılmasını bekliyor. Yeni asgari ücret tespit edildikten sonra bir de asgari ücretin vergi dışı bırakılması, asgari ücretten vergi almaması kararı çıktı. Bu bizim 10 yıldır talep ettiğimiz bir husustu. Asgari ücretten vergi almamalıdır, diğer ücretlerin de asgari ihtiyaçları yetecek kadar vergi dışı bırakılmalıdır diye bir talebimiz vardı. Buna ilave olarak ayrıca temel tüketim maddelerinden de vergi almamalıdır diye bir önerimiz var. Bir talebimiz var ve inşallah Rabbim fırsat verir, icra makamına geçerse uygulayacağımız bir şeyimiz var. Asgari ücretle ilgili düzenleme bu şekilde yapılırken işverenlerin sırtından bir yük kaldırılacağı söylenmişti. Zaten taleplerin bir kısmı da asgari ücret yükseltilmeli ama yeni işten çıkarmalara yol vermemesi, sebep olmaması için de ayrıca işverenin yükünün hafifletilmesi gerektiği dile getirilmekteydi. Bu vergi yükü kalkınca ücretlinin, asgari ücretin cebine giren miktarda bir artış olacak ve bu doğrudan doğruya işverene de bir yük getirmeyecek. Fakat bu yapıldıktan hemen sonra, yani 2022 yılının 1 Ocağı'ndan itibaren bir uygulamaya son verildi. Neydi o uygulama? 51 ilde daha önce sigorta priminin işveren payından 6 puanlık bir destek vardı. Artık ona son verildi. Yani işverenin ödemesi gereken sigorta priminin 6 puanlık kısmını hazine karşılamaktaydı. Bu hesaplamalar yapıldığında ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Asgari ücretinden vergi almaması nedeniyle hazineye binen yükün tamamı bu 6 puanlık istisnanın ortadan kalkması, teşvikin ortadan kalkmasıyla işverenin sırtına binmiştir. Bu konuda da gerçekten işten çıkarmaların yaşanmaması, son yaşanan zamlardan, özellikle elektrik zamlarından sonra giderleri büyük ölçüde artan küçük ve orta ölçekli esnafımızın işçi çıkarmaması için bu konuda da bir düzenleme yapılmalı. Belki sadece 51 ilde değil, her tarafta hem işverene hem de işçiye bindirilen prim yükü hafifletilmeli ya da ücretlere yeniden bir ilave yapılması gerekiyor. Çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve enflasyon rakamları gerçekten çok yüksek. Özellikle de gelirinin tamamını harcamak durumunda olan, hatta kendisine yetmeyen asgari ücretinin tükettiği, en çok tükettiği tüketim mallarındaki zam oranları, enflasyon oranı, ortalama enflasyonu epey üzerinde ve asgari ücrete yapılan zamın da üzerinde değil. Değerli basın mensupları, dün Bismil ilçemizdeydik. Malumunuzdur, Bismil yoğun olarak çiftçilikle geçinen, tarımla uğraşan bir ilçemiz. Nüfusun yaklaşık %80'i tarımla uğraşmakta. Çok verimli, bereketli toprakları var. Fakat buna rağmen çiftçi çok dertli. Biz uzun süredir belirli aralıklarla hükümete çağrıda bulunuyoruz. Tarımla ilgili politikaların mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. Pandemi döneminde gıda fiyatları ile ilgili yükselişler yaşandı ve pandeminin bitecek gibi görünmesinden sonra da bu yükseliş artarak devam ediyor. Bunlar yetmiyormuş ki bir de kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş patlak verdi. Bu da başta hububat ve yağ olmak üzere büyük miktarda ithalat yapılan bu ülkedeki karışıklık gıda maddelerinin fiyatının biraz daha artmasına sebebiyet verdi. Öyle görünüyor ki yakın gelecekte bütün emtia fiyatlarıyla birlikte gıda fiyatları da yükselecek. Üstelik gıda fiyatlarındaki artış diğer emtia fiyatlarına göre daha yüksek olacak. Bu husus bize bir şey gösterdi ki gıda üretiminde kendi kendine
yeterli olabilmen son derece önemlidir. Gıda sektörü çok stratejik bir sektördür ve mutlaka bu konuda kendi kendine yeter olmak için elden gelen bütün gayret sarf edilmelidir. Bununla ilgili olarak daha önce farklı yerlerde, farklı vesilelerle dile getirdiğimiz bazı önerilerimiz vardı. Burada birkaçını yine özetle tekrar etmek gerekirse, çiftçi toprağını ekmekten korkmamalıdır. Bizim kurduğumuz temaslarda çiftçilerin bir kısmının toprağını ekmekten korktuğu, giderleri karşılayamamaktan ya da sonuçta elde edeceği mahsulü sattığında zarara uğramaktan korktuğu için toprağını ekmekten vazgeçebileceğini söylüyor. Şu anda topraklar ekili ama bir sonraki dönem boş kalan topraklar olursa bunun vebali ağır olur, bunun sonuçları da ağır olur. Bu nedenle biz diyoruz ki hükümet bütün çiftçilerimize ürettiği ürünü alma garantisi vermelidir. Ve çiftçi mutlaka ürettiği her ne olursa olsun zarar etmeden bunu satabilmelidir. Kendi geçimini sağlayabilecek kadar cebine mutlaka para girmeli, elde bir kar kalmalıdır. Tarım mutlaka ciddi bir şekilde planlanmalı. Hangi ürüne ne oranda ihtiyaç olduğu belirlenip buna göre teşvik sistemiyle çiftçi yönlendirilmelidir. Her köye bir ziraat mühendisi atanmalı. Verimliliği artırmak için çiftçimiz bu konuda bilinçlendirilmeli, elinden tutulmalı, kendisine ilmi yönde yol gösterilmeli, yardımcı olmalıdır. Sadece gıda maddelerindeki KDV'nin %8'den %1'e indirilmesi vatandaşın ucuz gıda temin etmesi için yetmez. O gıdanın üretilmesi aşamalarında çok yüksek vergiler vardır. Bunlardan bir tanesi de mazottaki ÖTV'dir. Hükümete bir çağrımız, tarımsal üretimde kullanılan, yani çiftçimizin kullandığı mazottaki vergi sıfırlanmalıdır. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikteki vergiler de sıfırlanmalıdır. Nihayetinde bunlar dolaylı bir şekilde soframıza gelen ekmeğin veya tükettiğimiz gıda maddelerinin fiyatına etki etmekte ve fiyatları ciddi bir şekilde yukarıya çekmektedir. Bazı yerlerde taban fiyat uygulamasının olmaması çiftçimizin şikayet ettiği hususlardan bir tanesidir. Önceden fiyatı belirlenmiş bir şey olursa çiftçi ona göre hem yönünü bulmuş olur hem de geleceği daha öngörülebilir kılmış oluruz ve bu konuda bir rahatlama olur. Hükümete bir çağrımız ve bir hatırlatmamız da şudur. Tarımsal destekler artırılmalı. Malumunuz 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun tarımsal desteklemelerin finansmanı başlıklı 21. maddesinde şöyle bir hüküm vardır. Tarımsal destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrıca kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Fakat maalesef şu anda en azından geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde bu önümüzdeki yıl bu rakam ne olur bunu hep birlikte göreceğiz. Geçtiğimiz yıllarda bu oranın yani %1'in epey altında tarımsal destek verilmiş çiftçimize. Hükümete çağrımız en azından sizin döneminizde sizin kendinizin çıkardığı 2006 yılında çıkardığınız bu kanunun ilgili hükmüne riayet ediniz ve tarımsal desteği en az %1 seviyesine çıkarınız. Hatta mümkünse bunu daha da yukarılara götürünüz. Son günlerin gündem konulardan bir tanesi de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim. Bütün televizyon kanalları neredeyse sabahtan akşama sınır bölgelerinde canlı yayın yapmak suretiyle ve tartışma programlarında sabahtan akşama Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı ya da Rusya'nın Ukrayna saldırısını tartışıyorlar. Evet, orada bir savaş yaşanıyor, bir dram yaşanıyor. Fakat bu ilk defa yaşanmıyor. Bununla ilgili, yani bu savaşla ilgili genel olarak söylenen hususlardan bir tanesi şudur.
Rusya saldırgandır. Rusya haksızdır. Ukrayna'ya saldırmıştır. Ukrayna'da sivil insanlar hedef alınmaktadır. Sivil ölümler gerçekleşmektedir. 2 milyonu aşkın kişi yerinden oldu. Komşu ülkelere, başta Polonya olmak üzere, komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldılar. Bütün bunlar doğru. Ama şunu unutmamak gerekir ki, sadece Rusya saldırgan değildir. Emperyalizmin her türlüsü kötüdür. Ve ona karşı duyarı kasanlar, insanlık dersi vermeye kalkışanlar Rusya'dan da saldırgandır. Son 50 yıl içerisinde Macaristan işgalinden bu yana Rusya aşağı yukarı hem Sovyetler Birliği döneminde hem de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra her 8-10 yılda bir yerlere saldırmıştır, bir savaş çıkarmıştır. Bundan sonra da muhtemeldir ki her fırsat bulduğunda genişlemek için, yayılmak için yapacaktır bunu. Ama unutmayalım ki aynı dönemde Amerikan emperyalizmi Rusya'dan çok daha fazla sayıda savaş çıkarmış, çok daha fazla sayıda yerlere saldırmış ve çok daha fazla sayıda insan öldürmüştür. Düğün konvoyları, taziye evleri, camiler, pazar yerleri bombalanmak suretiyle milyonlarca insan ölmüştür, yaralanmıştır, sakat kalmıştır. Yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun görülmesi lazım. Bize göre Amerika bu savaşın çıkmasını istedi ve Ukrayna'yı Rusya'ya yem yaptı. Çünkü bütün Avrupa ülkelerine, özellikle NATO üyesi olan Avrupa ülkelerine kendisine muhtaç olduklarını yakinen göstermek istiyordu. Şu anda da Avrupa ülkeleri belki bu anlamda Amerika'nın kendileri için bir şemsiye oluşturması gerektiğini düşünmeye başladı. Ukrayna'yı yem yaptı çünkü rakiplerinden birisini, Rusya'yı ekarte etmek istiyordu. Şu anda zaten daha önce bir kısım ekonomik yaptırımları vardı. Ve daha da ağırlaşmak suretiyle Rusya'yı bir anlamda çökertmek, bir yönüyle de belki askeri kapasitesini test etmek istiyor. Olan Ukrayna'ya oldu. Elbette Rusya bunun hesabını yapmıştır. Neticede belki kazan kazan formülüyle aralarında anlaşmış da olabilirler. Yani Rusya ve Amerika. Ama her savaşta olduğu gibi en büyük zararı siviller, kadınlar, çocuklar ve aslında savaş çıkmasını hiç istemeyen insanlar çekiyor. Bu savaşın bir an önce sona ermesi bizim temennimizdir. Ancak bu savaşla ilgili belki dikkat çekilmesi gereken hususlardan bir tanesi de şudur. Son günlerde yabancı gönüllü bazı savaşçılardan bahsediliyor. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden hem Ukrayna hem de Rusya savaşçılar getirip orada savaştıracağını söylüyor. Şuna dikkat etmek gerekir. Özellikle bazı Orta Doğu ülkelerinde, bazı İslam ülkelerinde savaşçıların götürülüp orada savaştırılması gibi bir plan var. Bütün Müslümanlar, bütün İslam ülkeleri uyanık olmalı. Bu savaş onların savaşı değil. Bu savaş bizim savaşımız değil. Bu savaş istemediğimiz bir savaş ama bu savaşı çıkaran da biz değiliz. Bu savaşı belki sonra erdirme hususunda da elimizden çok fazla bir şey geliyor. Ama şunu unutmayalım ki gidip orada ölmemizi gerektirecek bir savaştır. Bu konuda bütün sorunları daha dikkatli olmaya davet ediyorum ve mutlaka para karşılığında gidip orada savaşacak olanlar da dahil her ülke kendi vatandaşlarının bu savaşa müdahil olmasının önüne bazı engeller koymalı. Bu konuda dikkatli olmalı. Bir de dün gece gündeme bir husus daha gündeme düştü. Irak Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil'e birkaç füze, sanırım 14 sayısı, 14 füze ile bir saldırı gerçekleşti. Olayla ilgili malumatlar henüz tam olarak netleşmedi. Sebebi nedir, nereden geldi, farklı muhtelif söylentiler var. İran'dan atıldığı söyleniyor. Doğu taraftan ama İran'a yakın bazı
gruplar tarafından bu saldırının gerçekleştirmiş olabileceği yönünde söylenti var ama bana göre bu ihtimal biraz daha zayıf bir ihtimal. Fakat neticede olan şu, Erbil'e 14 tane roket düştü. İşin sevindirici tarafı can kaybının olmaması, herhangi birisi bir zarar görmedi. Bir şoförün hafif yaralandığı şeklinde haberler düştü basına, takip edebildiğimiz kadarıyla. İran tarafından yapılan açıklamalarda orada Mossad'ın bir tesisinin olduğu, oranın vurulduğu iddia edilmekte. Bir kısım medyada orada sivil bir şahsın, bir şirketin başkanının oturduğu evin vurulduğu söyleniyor. Kürdistan 24 ya da Kürdistan 23 televizyonunun stüdyoları da zarar görmüş. Bu vesileyle ben buradan bu kanalı Kürdistan 23 kanalına geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha benzer saldırılar yaşanmaz. İran'ın Amerika ve İsrail'e husumeti derin ve eskiye dayalı ve dönem dönem bazı çatışmalar oldu. Ama bu çatışmaların hepsi dikkat ederseniz bu iki ülkenin topraklarının dışında oldu. İran toprakları içerisinde ya da Filistin'in işgal edilmiş topraklarında yani işgal güçlerinin bulunduğu yerlerde ya da Amerika'da herhangi bir çatışma yok. Fakat mesela Bağdat'ta Amerika İran'ın bir generalini hedef alıp vurabiliyor. Siyonist rejim Suriye'nin farklı bölgelerinde bulunan İran askerlerini hedef alıp vurabiliyor. Ya da İran kendi topraklarından attığı füzelerle Irak'ın merkezi hükümetinin kontrol altındaki bölgelerde ya da Irak'ın Kürdistan bölgesindeki bazı hedefleri vurabiliyor. Bugün 14 Mart, iki gün sonra 16 Mart Halepçe katliamını yıldırdım. Kürtler çok eziyet çekti. Çok katliamlar yaşadı. İşte 16 Mart Halepçe'deki kimyasal silahlarla gerçekleştirilen katliamını yıldırdım. Aradaki bu husumet ve savaşın oradaki topraklara taşınması doğru değildir. Kabul edilemezdir. Amerika'nın Bağdat'ta ya da Siyonist rejimin Şam'da veya Suriye'nin herhangi bir yerinde İran askerlerini vurması da veya İran'a ait hedefleri vurması da aynı. Neticede bu savaş Irak'ın ve Kürdistan bölgesinin savaşı değildir. Bu savaşı oraya taşımaları gerekir. Değerli arkadaşlar, gündemdeki konularla ilgili benim söyleyeceğim bunlar. Bu bahsettiğim konularla ilgili ya da başka konularla ilgili sorularınız varsa inşallah sorularınızı alalım. Bunları da cevaplandırmaya çalışacağız inşallah. Efendim Ankara'da 6 siyasi parti bir araya geldi. Soru soran arkadaşımız ismi ve kurumunu söyler. Şehir Çakan Demirel Nur Ajansı. Ankara'da 6 siyasi parti bir araya geldi. Size herhangi bir çağrıları oldu mu? Ya da çağrı olmadıysa neden bir çağrı olmadı? Artı son dönemlerde siyasi partiler yönünü biraz bu tarafa çevirdi. Yani Güneydoğu'ya, Diyarbakır'a çevirdi. Kılıçdaroğlu ardından Mustafa Sarı gönderdi. Meral Akşener'in gelmesi bekleniyor. Sizce neden geç kalınmadı mı? Teşekkür ederim. Sayın Başkan, bu soruyu tamamlaması açısından bir ekleme yapabilir miyim? İsim ve medyaskop. Bu şimdi Şemus arkadaşımızın dediği 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya geldiler. Bir sesim gidiyor buradan. Evet. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya geldiler. Ben bir mutabakat imzaladılar. 8 sayfalık bir mutabakat. Tam oyuna uğraştılar. Bildiğim kadarıyla Hülyabat daha önce parlamenter sisteminde parlamenter sistemi desteklemiyordu. Şu anki mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekliyordu. Siz bu altı partinin açıkladığı mutabakat metnini gördünüz mü? Ve sizin mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine desteğiniz halen sürüyor mu? Teşekkür ediyorum. Evet. 28 Şubat'ta 6 siyasi parti güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili anlaştıklarını ve bu konuda bir mutabakat metni imzaladıklarını deklar ettiler.
Çağrı olduğumu sorunuza cevap hayır. Biz oraya davet edilmedik. Olmadıysa neden? Bu sorunun muhatabı biz değiliz. Onu çağrıyı yapmayanlar neden yapmadı ya da çağırdıkları partileri çağırırken hangi kıstaslara dikkat ettiler? Bu soruyu onlara sormak ve cevabını onlardan almak daha doğru olacak. Altı siyasi parti son dönemde bölgeye daha fazla gelir oldular şeklindeki tespitinize ve biraz geç olmadığını sorunuza yine kanaatimce muhatap biz olmamalıyız. Ama şunu söylüyoruz. Her siyasi parti kendi hesabını yapar, ölçer, biçer, tartar. Nereye gideceğini, ne zaman gideceğini, gittiği yerle de nasıl temaslarda bulunacağını ve ne söyleyeceğini kendisi karar verir. Her siyasi partinin kendi karar mekanizmaları vardır. Kendi bilecekleri iştir. Onlara bir şey söylemek veya yol göstermek, yön göstermek bizim işimiz değildir. Evet, bu altı siyasi parti bir araya geldiğinde parlamenter sistem ile ilgili bir mutabakat metni imzaladılar. Israrla bazıları diyor ki bu bir blok değildir, yani seçim ittifakı değildir. Onu zaman gösterecek ve ona da dönüşebilir. İttifaklar da siyasetin tabiatında vardır. Belki de bizi oraya davet etmemelerin bir sebebi de şey olabilir. Çünkü bu parlamenter sistem biliyorsunuz 2017-16 Nisan'ında yapılan referandumla geçildi ve o referandumda biz anayasa değişikliğine evet oy kullanmıştık. Gerçi o dönem bu sistemi savunan bazı insanlar fikir değiştirmiş olabilirler. Ama biz tartışmalarla ilgili başından beri şunu söylüyoruz. Parlamenter sistem Türkiye'nin önünde en büyük engellerden bir tanesidir. Başkanlık sistemi gelirse Türkiye uçar, kanatlanır. Ya da bunun tam tersi, şu andaki başkanlık sistemi Türkiye'yi batırıyor. Biz yeniden parlamenter sisteme dönersek biz bu bataklıktan çıkabiliriz. Hatta ekonomik krizin sebebi de budur gibi söylemleri biz abartılı buluyoruz. Olayı biraz karikatürize ediyorlar. Her iki sistemin de kendine göre avantajları, dezavantajları var. Her bir sistemin diğerine göre artıları veya eksileri vardır. Hiçbir sistem de mükemmel değildir. Parlamenter sistem olduğu dönemlerde de bugün yaşanan sıkıntıların benzeri, hatta daha şiddetleri yaşanmıştır. Ve sadece sistemi değiştirerek bugünkü sorunlara, bahsedilen sorunlara çözüm bulmak da mümkün değildir. Mesela bir tanesi şu, diyorlar ki şu anda kuvvetler ayrılığı ilkesi ihlal edilmiştir. Kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmamış, bütün güçler tek bir adamda toplanmıştır. Arkadaşlar, bu hükümet sistemiyle alakalı bir şey olmaktan ziyade biraz da seçimler ve siyasi partiler kanunlarıyla alakalı bir şeydir. Parlamenter sistem olduğu dönemde meclise kimin gideceğine, kimin il başkanı olacağına kim karar veriyor? Ya da meclis başkanlığına hangi kanun tasarısının sevk edileceğini kim kararlaştırıyordu? Hangi kanunun meclisten geçmesi gerektiğine kim karar veriyordu? Gerçekten meclis mi yoksa mecliste tek başına çoğunluğu elinde bulunduran bir partinin lideri mi? Bir partinin lideri eğer hükümetse, mecliste yeterli çoğunluğu varsa talimat verir. O talimat doğrultusunda bir kanun tasarısı hazırlanır. Hükümetin sunduğu tasarı, muhalefetin sunduğu teklif idi. İsimleri bile farklıydı, görüşme yöntemleri farklıydı. Ve mutlaka hükümetin meclis başkanlığına gönderdiği tasarılar kanunlaşır. Muhalefetin önerdiği kanun teklifleri ise reddedilir. Ama parlamenter sistemde güçler ayrılığı vardı. Şimdi başkanlık sisteminde güçler birliği var, öyle mi? Unuttuk mu biz o parlamenter sistemdeki bu işleyişi? Üstelik şu anda kağıt üzerinde bütçe kanunu hariç hükümetin yani icranın yani yürütmenin meclise kanun sevk etme yetkisi yok. Ama parlamento bu konuda işini yapmıyorsa ya da parlamentodaki grup yeni hükümetten bir işaret bekliyorsa bu ayrı bir soru.
İşte biraz önce söylediğim gibi, eğer bir siyasi partinin genel başkanı bütün milletvekili adaylarını merkezden belirleme yetkisine sahipse, eğer bir siyasi partinin genel başkanı istediği il ve ilçe teşkilatını genel olarak söylüyorum, görevden alabilme yetkisine sahipse, o zaman siz ister parlamenter sistem getirin, siz ister başkanlık sistemi getirin, bu şikayet ettiğiniz konuda çok fazla bir şey değiştirmiş olmazsınız. Ben kendim oluşuyum. Hukuk fakültesinde bize öğretilen şey şuydu. Başkanlık sistemi daha güçlü, daha sert kuvvetler ayrılığı rejimidir. Parlamenter sistemde biraz daha yumuşak bir güçler ayrılığı vardır. Çünkü yürütme gücü de yasamanın içerisinden çıkmaktadır parlamenter sistemde. Bir de şunu hatırlamakta fayda var. Daha önce biliyorsunuz parlamenter sistem döneminde Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği dönemde bir 367 krizi yaşadı. O dönem parlamenter sistem vardı. Mecliste toplantı yeter sayısı yoktur diye Anayasa Mahkemesi seçimi geçersiz olduğuna hükmetti ve bir kriz çıktı. Daha sonra bir anayasa değişikliği yapıldı, referanduma gidildi. %69 bir destekle, %69 orandaki bir destekle halk Cumhurbaşkanı'nı kendisini seçeceğine karar verdi. Şimdi parlamenter sisteme dönerseniz bu değişikliği nereye koyacaksınız? Yani halkın %70'inin desteğiyle. Tamam biz parlamenter sistemde devam edelim ama bir istisna olarak Cumhurbaşkanı da halk seçsin ama bir de başbakan olsun derseniz o zaman yürütmede iki başlılık olur. Bunlar yeterince tartışılmadı. Bütün bunların ışığında ben çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Biz tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki hiçbir sistem tabu değildir. Gerekirse bu sistem yeniden değiştirilir. Ama bu sistemin yeniden değiştirilmesi, parlamenter sisteme dönülmesi bütün dertlerin devası değildir. Bunun bilinmesi lazım. Sistemin aksayan yönleri yok mudur? Vardır. Ama takım tutar gibi değil. Gerçekten ön yargısız, ön şartsız, memleket için en faydalı olan nedir diye bütün siyasi partiler bir araya gelip tartışarak bu sistemin aksayan yönlerini tespit edip düzeltebilirler. Onun için biz diyoruz ki bizim tercihimiz ıslah edilmiş bir başkanlık sisteminden yanadır. Sistemin aksayan yönleri ıslah edilebilir. Biz o noktadayız. Bugün uygulanan sistemin tıkır tıkır işlediği, çok iyi, çok mükemmel işlediği, hiçbir sorun olmadığı düşüncesinde değiliz. Aksayan yönleri vardır. Bu yönde düzeltilebilir yönlerdir. Ama sadece bir dönem bile geçmeden, yani henüz birinci dönem bitmeden bu sistem bizi mahvetti, hadi biz geri dönelim yaklaşımı bize abartılı geliyor. Ama dönülse de dünyanın sonu değildir. Fakat şu anda şunu da belirtelim. Bu sistemi değiştirmek için bir kere mecliste ciddi bir çoğunluk gerekiyor, nitelikli bir çoğunluk gerekiyor. Yani anayasayı değiştirmek gerekiyor. Şu andaki siyasi tabloda da bu altı siyasi partinin mecliste anayasayı değiştirecek, hatta referanduma götürebilecek bir sayıya ulaşabilmesi mümkün müdür değil miydi? O da ayrı bir tartışma konusu. Sayın Başkanım, merhaba. Yasa'nın değil sabır gazetesi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmişti. O konuda sizin partinizin ciddi tepkileri olmuştu. İktidarla yeniden ilişkilerinizi gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü siz bu konuda çok sert tepkiniz vardı, özellikle davet edilmemesiyle alakalı. O konuda neler söyleyebilirsiniz? İktidarla ilişkilerimiz derken onu biraz açabilir misiniz? Yani hani önümüzde seçim var. En azından bir bu anlamda seçime giderken tavrınızı hangi yönde kullanacaksınız? Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de 130 civarında siyasi parti var. Bunlardan 24 tanesi Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre seçime katılma yeterliliğine sahiptir. Bu 24 partinin mutlaka birbirlerinden farkları vardır. Bize göre mevcut partilerin %90'dan fazlasıyla, hatta neredeyse tamamıyla diyebilirim ki farklarımız benzerliklerimizden fazladır. Elbette eğer bize çok benzeyen, bizim aynımız olan bir parti olsaydı yeni bir parti kurmamıza gerek olmazdı. Gider o parti içerisinde biz de siyaset yapardık. Genel anlamda memleketi ilgilendiren, insanımızı ilgilendiren, çevremizi ilgilendiren, bütün dünyayı, insanlığı ilgilendiren meselelerde elbette partilerin politikalarının ne olduğu, onlarla kurulan ilişki de göz önünde bulundurulur. Fakat herhangi bir konuda bir partinin aynı düşünmesi
iki partinin aynı düşünmesi, o partinin mutlaka birlikte hareket edecekleri ya da bazı konularda ayrışmaları mutlaka birbirlerinden tamamen ayrı olacaklar anlamına gelmez diye düşünüyorum. Diyalog yolları açık olmalı bütün partiler arasında, ona inanıyorum. Ve farklı meselelerde fikirler yarışarak, tartışarak memleket için en doğru olan noktaya birbirimizi çekmeye gayret sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. Tek parametre bu olmaz elbette. An itibariyle şu anda Hüdapar herhangi bir ittifakın içerisinde değil. Mevcut sistem partileri, siyasi partileri ittifaklara icbar ediyor, zorluyor. Ama buna rağmen bu sistemin uygulandığı 2018 seçimlerinde Hüdapar herhangi bir ittifakın içerisinde yer almadı. Şartları değerlendireceğiz. Seçim satı mailine girdiği dönemde, seçimlere yaklaştığı dönemde şartlar el verirse, uygun bir ortam olursa, ilkelerimize uygun bir ittifak olursa birlikte hareket edebiliriz herhangi bir partiyle. Olmazsa sadece mevcut sistem zorluyor diye kendimizi mutlaka bir ittifakın içerisinde yer alma zorunda hissediyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Benim sorum da buna benzer. Ben İsminizi... Sevgi Özkan Dalmış, Diyarbakır Haber. Efendim? Sevgi Özkan Dalmış, Diyarbakır Haber. Soru da buna benziyor aslında. Partinizin genel kuralları çerçevesinde mesele memleketse gerisi teferruattır sözüne istinaden. Böyle gibi teklif gelirse herhangi bir ittifakta yer alır mısınız? İkinci sorum, demin Türkiye'deki tarım sorunlarından bahsettiniz. Ülkemizde bir gıda terörü yaşandığını araştırmacılar sürekli gündeme getiriyorlar. Biz ülke olarak petrolden sonra ikinci en çok ilaca para verdiğimizi yıllardan beri bilinen bir gerçek. Bu gıda terörü tarım bir memleketin beka sorunudur. Beka güvenliğidir denir. GDO'lu ürünlerin tarımda, gübrelerde vesaire çok fazla kullanılması, kimyasallara çok ihtiyaç duyulması halkı hasta ettiği söyleniyor. Bu konuda iktidara ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, biraz önce de söyledim. Bir daha belki altını çizerek veya biraz açarak şöyle diyebilirim. Evet, ilkelerimize uygun bir ittifak teklifi olursa bunu partimizin yetkili organlarında değerlendiririz. Zaten şu anda biz hem parti teşkilatlarımızla hem de herhangi bir parti içerisinde olmayan ama hassasiyetleri bizimkine benzer olan insanlarla geniş ölçüde istişarelerimizi yürütüyoruz. Ne yapmak gerekir diye. Elbette bunları göz önünde bulundurarak ilkelerimize uygun bir teklif olursa bunu değerlendiririz. Ama biraz önce söylediğim gibi ne pahasına olursa olsun biz bir ittifak içerisinde yer alacağız modunda değiliz. Gıda terörüyle ilgili olarak evet gerçekten mesela ben dün Bismillah'ın oradaki şeylerle görüştüm, çiftçilerle görüştüm. Genel anlamda memleketin diğer bölgelerindeki çiftçilerle de görüştüm. Tohumla ilgili parti programımıza yazdığımız hususlardan bir tanesidir. Özellikle tohumla ilgili dışa bağımlılıktan mutlaka kurtulmak gerektiğini söyleriz. Neden? Çünkü evet hep söylüyoruz gıda çok stratejik bir sektördür. Gıda konusunda siz kendi kendinize yeter durumda olmazsanız birileri sizi açlıkla terbiye etmeye kalkar. Ve terbiye de eder. Genetiği değiştirilmiş gıdalarla ilgili olarak da maalesef insanoğlunun açgözlülüğü, insanoğlunun doymak bilmez ihtirasları, bu kapitalist sistemde özellikle kamçılanan bu ihtiraslar bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık insanlar kendi maddi çıkarları için toplumun sağlığını tehlikeye atabilecek bir canavarlık seviyesine ulaştılar. Fakat insanlar böyle açgözlü ihtiraslıdır diye sadece bu işleri yapanlardan şikayet edip yapacak bir şey yokmuş gibi böyle ellerimizi bağlayıp oturamayız. Mutlaka sorumlu makamlarda olanlar bu işin tedbirini almak zorundadır. Bakın son 30-40 yıl içerisinde
Türkiye'de kısırlık oranında çok ciddi bir artış var. Daha önce belki 10 çiftten biri çocuk sahibi olamıyorken şu anda tüp bebek yöntemiyle bile çocuk sahibi olamayan çiftlerin sayısında çok ciddi bir artış var. Birkaç yıl önce, bundan 7-8 yıl önceki rakamlara göre Türkiye'de evlenen her 4 çiftten birisi çocuk sahibi olamıyordu. Ben bunların genetiği değiştirilmiş gıdalarla, özellikle de tohum olamayacak ürün veren tohumlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve bu konudaki çok ciddi araştırmalar da benzer şeyler söylüyorlar. Hükümet ve yetkililer, hem siyasiler hem de bürokrasi, halkın sağlığını korumak için gerekli bütün tedbirleri almak zorundadır. Her şey para değildir. Hatta bu genetiği değiştirilmiş gıdalarla insanların bilinçli şekilde hasta edildiği ve bu şekilde ilaç şirketleriyle ortaklaşarak çok ciddi paralar kazandığı yönünde iddialar da vahimdir. Bakınız, diyabet hastalarının sayısında bir patlama var. Çok ciddi bir şekilde şeker hastalarının sayısı artıyor. Ve bu artış devam ediyor. Bu artış trendi devam ediyor. Bunun önüne geçmek için bize göre insanların gıda olarak tükettiği hiçbir şeyin genetiğiyle oynanmamalı. İnsanlara gıda olan hayvanlara verilen yemlerin de genetiğiyle oynanmalı. Çünkü neticede eğer siz genetiği değiştirmiş bir gıdayı süt veren bir hayvana verip o hayvanın sütünü içerseniz ondan yine etkilenebilirsiniz. Mutlaka bu konuda hükümetin çok ciddi tedbirler alması gerekir. Biraz önce tarımla ilgili söylediğimiz kendi kendine yeter duruma gelmek için önerdiğimiz şey de sadece birkaç tanesiydi. Çok daha fazlası var elbette. Fakat bu toplantı belki evet olarak onu kaldırmaya yetmez. Saatlerce tarım sorunları üzerinde konuşmak ve yapılması gerekenleri anlatmak mümkün. Teşekkür ederim. Özellikle denetim eksikliğinin giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Sadece denetim eksikliği de şimdi yasal mevzuatla siz eğer genetiği değiştirilmiş gıdaların ülkeye girişine izin veriyorsanız, bunların insan gıdasında ya da hayvan yemi olarak kullanılmasına izin veriyorsanız hükümet olarak, bunun denetimle alakası yok. Denetim yapan eleman neticede gösterilen faaliyetin mevzuata uygun olup olmadığını denetecektir. Mevzuatta problem var. Denetim eksikliği var, her alanda var ama bu konuda mevzuatta da bir problem olduğunu düşünüyoruz. Efendim, Hacı Dalgıç, Yarın Mezir Gazetesi'nden. Yapmış olduğumuz açıklamalardan Türkiye'nin temel sorunlarına çok güzel tespit ettiğinize şahit oldum. Bu anlamda parti olarak güven veren profil çizdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz değerlendirmeler içerisinden bir iki nüansa değinmekte fayda görüyorum. Çünkü gündem içerisinde eğip gidebiliyorum. Efendim, çalışanların verdiği günden bahsettik. Sendikaların bile, kamu sendikalarının bile dinlendirmekten çekindiği adeta artan oranında vergi yükü kamu çalışanları üzerinde. Yani senede iki sefer yapılan zamlar tamamımız artık oranında vergi çerçevesinde kaşıkla verip kepçeyle geri almak gibi bir durumu öteye veriyor. Bununla ilgili görüşlerimizi ilaveten yine tarım politikalarının içerisinde değiniriz. Yine de gündeme getirmekte fayda görüyorum. Maden işletmeciliği için açılan alanlarda zeytin ağaçlarının yok edilmesine fetva veren bir kanuni düzenleme oldu. Yine Türkiye'nin geleceği açısından risk olarak gördüğümüz, özellikle sizin gibi siyasi partilerin bu konuların üzerine gitmesi gerektiğini düşündüğümüz için tekrar dile getiriyorum. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyaretinin hemen akabinde gerçekleşen iklim değişikliği zirvesine gitmeden sıcağı sıcağına iklim değişikliği bakanlığını kurmasını, küreselcilerin politikalarına ait olarak değerlendirilmeli bu hususdaki görüşlerinizi alabildi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çalışanların vergi yükü sadece ücretlerden, maaşlardan alınan gelir vergisi değildir. Belki iktidarlar bugünden değil, 1983'ten beri, yani katma değer vergisinin hayatımıza girdiği günden beri
düzenli bir şekilde ilk dönemlerde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı yükseldi ve uzun bir süredir aşağı yukarı 3'te 2 bandına oturdu. Yani toplanan her 3 lira verginin yaklaşık 2 lirası. Bu oran bazen %62-63'lere düşüyor, bazen %70'lere çıkıyor ama ortalama 3'te 2 diyebiliriz. 3'te 2 oranında dolaylı vergilerle hazineyi dolduruyoruz. Ne demek dolaylı vergiler? Harcama yaparken ödediğimiz KDV gibi, ÖTV gibi, özel tüketim vergisi yani, özel iletişim vergisi gibi, hani deprem vergisi olarak çıkmıştı yani, halen devam eden. Ya da ithalattan alınan KDV ve özel tüketim vergileri gibi. Şimdi bunlar toplam vergi gelirlerinin içerisinde çok ciddi bir pay tutuyor. Ve bunu vatandaşlar harcama yaparken vergi veriyor ama bu verginin farkında bile değil. Yani bir ekmek alıyor ya da gidip marketten herhangi bir şey alıyor. Kasaya ödediği bedelin önemli bir kısmı vergidir ama vatandaş onu aldığı malın fiyatı olarak biliyor. O yüzden farkında değil. Biz başından beri şunu söylüyoruz. Dolaylı vergilerin bu kadar yüksek olması, verginin gerçekten tabana ciddi şekilde yayılması ve verginin dar gelirlinin sırtına bindirilmesi. Çünkü dar gelirli kazancının tamamını harcamak zorundadır ve onu harcarken bir daha vergi veriyor. Kazanırken verdiği gibi bir daha vergi veriyor. Ama Türkiye'de çok kazananlar muhasebe oyunlarıyla ya da işte istisnalarla, teşviklerle vermiş oldukları vergiyi bir şekilde geri alıyorlar ya da çok az vergi veriyorlar. Vergi politikaları gelir dağılımındaki adaletsizliği artırıcı da olabilir, düzeltici de olabilir. Maalesef Türkiye'deki vergi politikaları gelir dağılımındaki adaleti bozan bir işlevdir. Bunu mutlaka düzeltmesi gerekir. Biz diyoruz ki, yani hem bütün iktidarların sıklıkla dile getirdiği bir husus şudur, işte vergiyi tabana yaymak. Biz diyoruz ki siz boş verin vergiyi tabana yayın. Vergiyi tavandan alın, zenginden alın ve refahı tabana yayın. Biz gelirsek inşallah biz refahı tabana yayacağız. Vergi ise tavandan alacağız. Tarım politikalarıyla ilgili şöyle bir hikaye anlatır. Derler ki işte memleketin birinde çocuğun birisi testinin içerisine düşürdüğü bir şeyi almak için elini sokmuş, kavramış o düşürdüğü şeyi. Eli yumruk gibi olunca çıkarmış, eli çıkmıyor. Ne yapalım, ne edelim? Birisi demiş ki, çocuğun elini keselim. Yapacak bir şey yok, testiyle yaşayacak hali yok. Bir başkası demiş ki, hayır testiyi kıralım. Niye elini kesiyoruz? Testi daha az zarar yani. Öbürü de demiş ki, evin gelini, niye demiş testi kırıyorsun, çocuğun elini kesiyorsunuz? Yavrum demiş, sen niye elini testi koydun? Demiş ki, ben bir şey düşürdüm testin içine, onu almak için. Bırak bakayım onu demiş. Bırakmış, çek elini, çekmiş, eli çıkmış. Şimdi buradan şeye bağlayacağım, o zeytin ağaçları. Şimdi diyelim ki zeytin ağaçlarının altında çok değerli bir maden var. Bu ona ihtiyacınız var, onu çıkarmanız gerekiyor. Sadece üzerinde zeytin ağacı var diye o madeni orada bırakmak doğru bir şey değil. O zeytin ağacını kesmeden o madeni çıkarmak mümkünse, yani çocuğun elindeki şeyi bırakıp elini testini çekmesi, yani ne el kesilsin ne de testi kırılsın, böyle bir formül varsa elbette bunu uygulamak en iyisidir. Ama yok, o mümkün değilse o zaman el kesileceğine testi kırılsın. Bilmiyorum cevap oldu. Bir de bu iklim değişikliği bakımından vardı. Şimdi iklim değişikliği evet insanoğlunun sınırsız bir şekilde doğayı tüketebileceği zehabına kaparak yine ihtiras ve açgözlülüğünden dolayı bizim kendi ellerimizle yaptığımızın bizim başımıza getirdiği şeylerdir. Çok ciddi sel felaketleriyle, orman yangınlarıyla boğuşuyoruz. Ama bu iklimin değişmesine sebebiyet verenler, bu yangınlarla boğuşanlar ya da sellerle boğuşanlardan ziyade sanayileşme yarışında doğayı alabildiğine tahrip eden çok gelişmiş ekonomiler. Çin gibi, Amerika gibi, dünyanın büyük ekonomileri, onlar doğayı tahrip ettiler. Sadece havayı kirletmediler, toprağı da kirlettiler, suyu da kirlettiler.
ve hunharca yaptıkları o faaliyetler pek çok can kaybına sebebiyet veriyor. İnsanların canını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Bu iklim değişiklikleriyle mutlaka mücadele edilmesi gerekir. Fakat sadece siz tek başınıza mücadele ederek düzeltemezsiniz. Küresel sistem buna çok el vermiyor. Çünkü haklı olmak için güçlü gerekiyor. Güçlü olmak gerekiyor şu andaki sistemde. Bu doğru bir formülasyon değil ama maalesef siz güçlü değilseniz sizin sözünüzün ağırlığı da yok. Güçlü ülkeler de buna çok yanaşmıyorlar. Ama onları icbar etmek için mutlaka çalışmak lazım. Onları yapmıyor diye biz de hiçbir şey yapmayalım dememek lazım. Biz elimizden geleni yapmalıyız. Herkes kendi yaptığından sorumludur. İklim değişikliği politikalarını doğru şekilde tespit edip uygulamak için böyle bir bakanlık gerekiyorsa kurulur. Bu küresel güçlerin oyununa alet olmak ya da onlara hizmet etmek olarak bizim tarafımızdan değerlendirilmeye lazım. Teşekkür ederim. Başka soru var mı arkadaşlar? Başkan, bir soru da ben alayım. Biz şimdi geçtiğimiz hafta Rehber TV olacağı son. Geçtiğimiz hafta Mısır'da 7 genç idam edilmişti. Öyle bir günde Suudi rejimi tarafından 81 kişi idam edildi. Aynı günde İnsan Hakları Kuruluşları uluslararası topluma çağrı yaparak bu idamların durdurulmasını istedi. Bu konuda sizin devletiniz de varsa. Sadece çağrı yap, Allah idamları durdurun derler sözle. Ama o idam kararlarının uygulanması herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı için de adamlar sessiz bu idamlara devam eder. Evet, orada bir vahşet yaşar. Tamamen siyasi nedenlerle kendi siyasi muhaliflerini herhangi bir engelle karşılaşmadan ve herhangi bir yaptırımla da karşılaşmadan maalesef idam ediyorlar. Onları durdurma yönünde, uluslararası kamuoyunda çok ciddi bir tepki gelecek kadar da bu idamlar devam edecek. Terin ediyoruz. Bu cinayettir. Üzerine yargı kılıfı geçirilmiş infazlardır. Siyasi infazlardır. Yani korkarım dediğim gibi tepkiler bu şekilde cılız kalmaya devam ettiği müddetçe de bu idamlar devam edecek. Ne zamana kadar? Kendi tahakkümlerini kendi siyasi muhaliflerin üzerine kurduktan, herkesi sindirdikten sonra belki kendiliklerinden vazgeçecek. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum.